Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte hem kamerasıyla hem de fiyatıyla iddialı bir konumda bulunan Xiaomi Redmi Note 8 Pro'ya yakından bakıyoruz. Note 8 Pro'nun en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi günümüzdeki 10 bin liralık amiral gemilerine neredeyse kafa tutan arkadaki 4 kamerası. Elbette bir fiyat performans cihazı olduğu için beklentiyi arşa çıkarmak biraz mantıksız olur. Ancak Note 8 Pro'ya eşdeğer fotoğraf çekebilen diğer telefonların da fiyatının bundan epey yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Gelin kamerasıyla incelememize giriş yapalım. Note 8 Pro'nun 64 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kamerası bulunuyor. Sınıfındaki en yüksek çözünürlüğü lüklerden bir tanesi diyebiliriz. Bu kamerayı da Samsung üretiyor arkadaşlar. ISOCELL Bright GW1 diye bir sensör var arkadaşlar. Bu sensörle birlikte değişik işler yapabiliyor. 4 tane pikseli üst üste koyarak onları tek bir pikselmiş gibi görüyor. Bu arada şunu da söyleyelim, tabii ki de bu ISOCELL Bright GW1 dediğimiz sensör Samsung şu an kendi kameralarında dahi kullanmıyor. Kendi telefonlarında da göremiyoruz. İki firma burada nasıl bir anlaşmaya gitti orasını bilmiyoruz. Ancak orta sınıf telefonlardaki bir kamera mücadelesinde Xiaomi bence burada Samsung'a bir çalım atmış gibi gözüküyor. Ona eşlik eden bir tane geniş açılı lensimiz var arkadaşlar. Ultra geniş açılı lens. 120 derecelik bir görüş açısına sahip, aynı zamanda f2.2 diyafram değerini taşıyor. Bu arada bu kameramız 8 megapiksel. Bunun dışında işte doğaya çıkıp böyle börtü böcek falan çekmeyi seviyorsanız arka tarafa bir tane de makro lens koymuşlar. 2 santimetre yakınlıktan fotoğraflar çekebiliyor. Oldukça yüksek bir çözünürlüğe sahip falan filan değil. Ama makro fotoğrafçılığı seviyorsanız bence iş gören bir lens olmuş bu. Son olarak işte bokeh işleri, portre işleri, arka planı bulanıklaştırma meselesi çözecek olan 2 megapiksellik f2.4 diyafram değerini taşıyan bir tane derinlik sensörümüz, yani derinlik kameramız yer alıyor. 64 megapikselle çektiğimiz fotoğrafların boyutu yaklaşık 25 MB'da uzanıyor. Hatta bazen geçebiliyor, bazen de altında kalabiliyor ama ortalaması 25 MB. Burada şöyle bir şey var, bu fotoğrafın çözünürlüğü yaklaşık böyle 6900-9000 gibi bir değer oluyor arkadaşlar. Ciddi bir piksel var ortada. Yani şöyle de özetleyebiliriz aslında, bu 64 megapikselle çektiğiniz fotoğrafı hiçbir bozulma yaşamadan 2.5 metre, 3.5 metre bir kağıda bastırabilirsiniz. Tamam, 64 megapiksel hani biraz yavaş çekiyor gibi izlenim oluşmuş olabilir arkadaşlar. Yok, gayet hızlı bir şekilde direkt hafızasına kaydedebiliyor. Orada da bir sorun yaşamıyoruz. Video tarafına bakalım. Fotoğraf tarafı kadar bence iddialı değil arkadaşlar. 4K çözünürlükte saniyede 30 kare çekebiliyor. 60 kareye kadar çıkamıyor. Bu eksilerden bir tanesi. Aynı zamanda görüntü sabitleyicisi de böyle günümüzdeki en baba telefonlar gibi güzel çalışmadığını söyleyebiliriz. Hafiften böyle titreşimleri alıyor. Özellikle videoda böyle ışığınız azsa, düşük ışıklı ortamdaysanız sonuçlar çok tatminkar olmayabiliyor. Hele ağır çekimde iyice fenalaşıyoruz. Kısacası video tarafında beklentileriniz fotoğraf kadar yüksek olmasın arkadaşlar. Şunu da belirtelim. Ağır çekim videoları 960 kare 720p'de çekebiliyorsunuz. Yine kısıtlı bir süre olarak. Bunun dışında dilerseniz 720p'de 240 kare çekebiliyorsunuz. 1080p'de de 120 kare çekebiliyorsunuz. Kamerayı bir kenara bırakalım arkadaşlar. Zaten bol bol örnekleri, videoları, fotoğrafları gördük. Şimdi gelin biraz telefonun tasarımından bahsedeyim ben sizlere. Note 8 Pro'da 6.53 inçlik IPS LCD bir ekran yer alıyor. Aynı zamanda da 2340x1080 piksellik bir çözünürlüğümüz var. Ekranımız hem oyun oynamak için hem böyle çektiğimiz fotoğraflara böyle yakından bakmak için, onun dışında işte dizi, video, film izlemek için gayet güzel. Ayrıca ekranımız da Gorilla Glass 5 ile birlikte korunuyor arkadaşlar. Telefona ön taraftan baktığımızda bu damla çentiğe benzeyen ancak birazcık daha açık bir şekilde duran bir çentik görüyoruz arkadaşlar. Üst taraftaki ve yan taraftaki çerçevelerimiz nispeten ince, ancak telefonun altındaki siyah bant üst ve yan tarafları göre daha kalın olduğunu görüyoruz. Eğer iPhone 11 Pro'larda gördüğünüz gibi kamera çıkıntısına gıcık oluyorsanız bu telefonun da gıcık olabilirsiniz arkadaşlar. Bence olumsuz taraflarından bir tanesi. Hele ki şöyle masaya koyduğunuz zaman telefon böyle balık gibi zıplıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde düz olarak masanın üzerinde durmuyor. 8.4 mm'lik bir kasa incelimiz olmasına rağmen yandan baktığınız zaman kamera çıkıntısı da neredeyse ben telefon kadar varım diyor. Bu çıkıntı ne kadar simetrik olsa da böyle tam ortaya yerleştirmişler. Herhangi bir sağa sola yapıştırma gibi bir durum yok. Düzgün gibi gözükse de kutudan bence ilk çıktığınızda bile fark edeceğiniz detaylardan bir tanesi. Parmak izi okuyucumuz var arkadaşlar. Sanki bu 4 kamera arka tarafta alt alta dizilmiş gibi duruyor. Öyle değil. Bir tane bu derinlik sensörümüz hemen flaşın altında. En alttaki boşluk parmak izi okuyucumuz. Oldukça stabil, güzel ve hızlı çalışıyor arkadaşlar. Note 8 Pro'nun arka yüzeyi böyle tek bir renk arkadaşlar. Yekpare bir renk var arkasında. Ama şunu söyleyebilirim. Kesinlikle çok fazla parmak izi bırakıyor arka taraf. Kulaklık jack'ı da es geçilmemiş. Kulaklığımız direkt 3.5 mm'lik jack
girişinden takabiliyoruz. Onun yanında hemen Type-C'miz yer alıyor. Aynı zamanda fiziksel tuşlarımızın tamamı telefonun sağ tarafında toplanmış durumda. Şimdi tasarıma da şöyle genel olarak baktığımıza göre gelin telefonun hem donanımından hem de biraz pilinden bahsedelim. Telefonumuza 6 GB RAM var arkadaşlar. Aynı zamanda 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı sunuyor. Ancak bazı ülkelerde bunun 8 GB RAM'li versiyonu da var. Ancak global sürüm genel olarak bütün dünyada neredeyse 6 GB RAM'le birlikte çıktı. Performans konusunda tabii ki de en önemli noktalardan bir tanesi telefonun işlemcisi. 8 çekirdekli 12 nanometre mimariye sahip olan Helio G90T bu telefonun işlemcisi. İşte bu 8 çekirdekten 2 tanesi yüksek verimli, yüksek performanslı işler için, 6 tanesi de daha düşük performanslı işler için kullanılıyor falan filan. Çok fazla teknik detayına girmeye gerek yok. Ancak orta sınıf güzel bir işlemci diyebiliriz kendisi için. GPU tarafında, yani ekran kartı tarafında da işler Mali G76'ya emanet edilmiş durumda. En yeni oyunları böyle en yüksek ayarlarda mükemmel kalitede çok akıcı oynarsınız diyemem. Ancak yine de güncel oyunları rahatlıkla açabilir. Biraz ayarlarını kısarak rahatlıkla oynayabilirsiniz diyelim arkadaşlar. Hazır bu lafı da söylemişken gelin bir 10 dakika kendisiyle PUBG oynayalım. Hem pil ne yapıyor onu anlatalım. Hem nasıl ısınıyor onu görelim. Redmi Note 8 Pro'nun batarya kapasitesi 4500 mAh ve kutu içerisinden 18 Watt'lık bir şarj aleti çıkıyor arkadaşlar. Hızlı şarj ve yüksek batarya değerlerine orta sınıf cihazlarda pek alışkın değiliz. Yani 4500 mAh günümüz için geçerli iyi bir değer diyebiliriz aslında. Uzun bir test yapma fırsatım olmadı ancak kullananları üzeceğini zannetmiyorum bu batarya kapasitesinin arkadaşlar. Dakika boyunca PUBG'yi oynadık. Sonuçlarımız da şu şekilde. Şarjımız %66 seviyesindeydi. %63'e geriledi. Sadece %3'lük bir kayıp var. Gayet iyi diyebiliriz aslında. Sıcaklığımız ilk başta sıcaklık yüksekti. 36 derecelerde geziyordu dışarıdan ölçümleyebildiğimiz kadarıyla. 10 dakikanın sonunda çok abartmadı. 37.2 dereceyi çıkarttı arkadaşlar. Orta ayarlarda akıcı bir PUBG deneyimi yaşadığımızı söyleyelim. Şimdi gelin sonuç bölümüne bakalım arkadaşlar. Redmi Note 8 Pro bence satıldığı fiyat bandında en popüler cihazlardan bir tanesi olmaya aday arkadaşlar. Telefonun fiyatı 2500 TL. Zira burada vaat ettiği şeyler ne arkadaşlar? Günümüz akıllı telefon piyasasına göre gayet 2500 TL mantıklı bir rakam gibi duruyor. Aynı zamanda kamera yönden de bence iddialı telefonlardan bir tanesi olmuş yine fiyat bandında. Bir akıllı telefon ihtiyacınız varsa böyle sizin isteklerinizi karşılayabilecek bir telefon gibi duruyor kendisi. Ve videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Son olarak da şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Videonun oluşmasına katkılarından dolayı Jetport'a buradan teşekkürlerimizi iletelim. Artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi Redmi Note 8 Pro'ya yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa da onu hemen açıklamadan bizlere ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan da videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.